Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. İlahiyatçı Profesör Doktor Mustafa Karataş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde sünnetin doğru anlaşılması ve hayata doğru yansıması konulu konferans verdi. Afşin ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil kuaför dükkanına girdi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından pazar günü Yedikuyularda geleneksel hale getirilen ilişki şenliği organize edildi. Şenliğe Saadet Partisi İl Başkanı Erkan Pınarbaşı ve Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sor'la birlikte birçok teşkilat mensubu katıldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde eğitim gören son sınıf öğrencilerinin 12 Şubat ve Dulkadiroğlu Belediyesi'nden personelle birlikte hazırladığı ikinci geleneksel peyzaj tasarım projelerinin sergisi Orman Fakültesi binasında ziyaretçileriyle buluştu. Kahramanmaraş'ta kent futboluna yön veren önemli değerlerden biri olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi, 1. Salih Fidan Gelişim Seminerini başlattı. Seminere Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Osmaniye, Aksaray ve Cizre'den toplam 45 antrenör katıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün ilimizde hava az bulutlu, günün beklenen en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklıksa 2 derece. Maraş Manşet Haber Merkezi sundu. Doğru, tarafsız, ilkeli haberciliğin adresi Manşet Gazetesi, iOS ve Android uygulamalarıyla artık akıllı telefon ve tabletlerinizde. Günün manşeti, öne çıkan gelişmeler, son dakika haberler, haber videoları, köşe yazarları, ulusal gazete manşetleri ve habere dair her şey Maraş Manşet, iOS ve Android uygulamalarında. Ayrıca Radyo Fresh'i de canlı dinleyebilirsiniz. Anlık bildirimleri açmayı unutmayın. Manşet, gerçek çok net.